Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Kayseri'ye özgü bir lezzet olan yağlama tarifiyle sizlerleyim. Tarife ait tüm püf noktaları ve detayları bu videoda bulabilirsiniz. Biz büyük ölçülerde yaptık tarifi, büyük ölçülerde yaptık. Sizin için infobox'a daha küçük ölçülerle birebir tarifi yazmayı planlıyorum. Öncelikle 1,5 kilo kadar kıyma var burada ve 5 tane soğanım var. Soğanları minik minik doğruyorum. Kıymamı tencereye alıyorum. Bakın kıymanın üzerine bir miktar da yağ var. Yağlı ve bol sulu, bol salçalı bir sos hazırlayacağız. Kıymamı bu şekilde kaşığın tersiyle eze eze pişiriyorum. Öncelikle bu küçük tencerede yapıyorum. Daha sonra büyük tencereye alacağım. Çünkü gayet sulu bir sos olacak. Bu tencere yeterli gelmeyebilir sos için. Kıymamın üzerine 2'şer yemek kaşığı domates ve biber salçası, 2 büyük yemek kaşığı ise tereyağı ekliyorum tekrardan. Biraz yağı vardı fakat yağını fazla olması gerekiyor. Yarımşer yemek kaşığı tuz, karabiber, kırmızı biber ekliyorum ve karıştırıyorum. Bu aşamada soğanları ekliyorum. Soğanlar da tamamen harcımın içinde bu şekilde kaybolana kadar kavuruyorum. Ocağın altı açık şekilde sürekli karıştırıyorum. Ben şimdi bunu büyük bir tencereye alacağım. İçine şöyle 10 tane kadar sivri biber, minik minik sivri biber doğrayıp ekliyorum. Bu biberler de tamamen ezilecek. Kıymalı harcım bu şekilde. Fakat içine bir de 1 kilo kadar domates doğrayıp koyduk. Onu çekinmeyi unutmuşum. Fakat en son tekrar kıvamını göstereceğim size. Şimdi biz hamur yapımına geçelim. Suyu, sütü karıştırma kabına alıyorum. Birazcık sıvı yağ ekliyorum. Tuzunu ekliyorum. 1 yemek kaşığı kadar maya ekleyeceğim. Bayağı fazla bir hamur olacak bu hamur. Mayası hamurun miktarına göre az ama böyle olması gerekiyor zaten. Çok mayalı bir hamurdan yapılmıyor bunun hamurları. Hamurumu yoğurdum. Bakın bu şekilde yumuşacık ekmek hamuru gibi, hani böyle yufka yapılır ya, yufka hamuru gibi bir hamur oldu. Kıvamını gördünüz. Bunun kapağını kapatıp sıcak bir yerde biraz kabarmasını sağlıyoruz. 1 saat sonra hamurumu alıyorum tezgahımın üstüne. Bakın kabarmış güzelce. Hafif elimle şu şekilde kaldırıyorum havasının çıkması için. Ve bunu şimdi minik minik bezelere ayıracağız. Küçük bir mandalina büyüklüğünde yapmanız yeterli. Çünkü çok büyük açılmayacak. Servis tabağı büyüklüğünde açacağız bunları. Tüm hamurumu bezeleyip bir tepsiye dizeceğim. Ele yapışmayan güzel bir hamur. Bakın ekstradan fazla un kullanmaya gerek kalmıyor beze yaparken. Kıvamını ona, buna göre ayarlayabilirsiniz. Bu sırada sosum içindeki domateslerle birlikte şu anda gayet güzel kaynıyor ve pişmeye devam ediyor. Hem domates ekledim hem de içine bol miktarda su ekledik. Şimdi kıvamını göstereceğim. Bezelerimizi bu şekilde yaptık ve tepsiye dizdik. Şimdi ilk yaptığımız bezeden başlayıp servis tabağı boyutunda açacağız. Ben merdane ile açmayı tercih ettim. Çünkü her tarafı eşit bir şekilde açılıyor merdane ile. Oklava biraz ortasını fazla inceltebiliyor. Böyle minik ekmeklerde merdane ile açmanızı tavsiye ederim. Hem pratik oluyor hem de her yeri eşit oluyor bakın. Biz bunu elektrikli saçta pişirdik. Ama dilerseniz teflon tavada da çok güzel pişiyor. Tabanı kalın teflon tava tercih ederseniz çok güzel sonuç elde edersiniz. Bu şekilde hamurlarımı açıyoruz. Bir yandan da biz biraz kalabalıktık. Birkaç kişiydik bunu yaparken. Bir yandan bir ikimiz açarken birkaç kişi de pişirdi. Böylelikle kolay oldu. Tabii ki kalabalıkla yapılan yemekler her zaman daha bereketli, daha güzel olur. Şimdi sacın üstüne bunları koyup pişiriyoruz. Tüp
Küplü saç da olabilir. Odun ateşi yaparsanız odun ateşi tabii ki de en güzeli olur. Mis gibi odun kokusuyla harika bir şekilde pişmiş olur ekmekleriniz. Bu şekilde başından ayrılmadan arkalı önlü bütün ekmekleri pişiriyoruz. Bir tane de tavada göstereyim. Bakın tavada da gayet güzel pişiyor. Hiç merak etmeyin. Tabii piştikten sonra hemen bir sofra bezinin arasına alarak o şekilde muhafaza etmenizi tavsiye ederim. Çünkü kuruyabilir. Kurumasını istemiyoruz. Yumuşacık kalmasını istiyoruz ekmeklerin. Ekmeklerimizin hepsini pişirdik. Böyle biz birkaç kişi birden bezediğimiz için boyutları biraz farklı olmuş. Böyle boyutuna göre hepsini grupladık şimdi bunların. Bakın gayet güzel oldu. Orta kalınlıkta güzel ekmeklerimiz oldu. Bunlara Kayseri'de şebit diyorlar arkadaşlar. Şebit zaten bu yemeğin adı da şebit yağlama. Şimdi yağlama kısmına geçebiliriz. Bakın bu şekilde sosumuzun son hali bu. İçine 1 kilo kadar domates doğradık ve yarım litre kadar su ekledik. Böyle sıvı, bol yağlı, gayet lezzetli bir sos oldu. Bir tane yufkayı tabağın içine alıyoruz. Geniş bir tabağın içine. Her tarafına sostan döküp sürüyoruz. Ve aynı işlemi yaklaşık 7-8 yufka olana kadar devam ediyoruz. Dilerseniz önce kenarlarını tencerenin suyuna batırabilirsiniz. Şöyle dörde katlayıp şebiti. Onu da açıkçası videoyu çektikten sonra gördüm ama gerçekten çok hoşuma gitti. Çok güzel bir yöntem. Ama burada gösterememiş oldum size. Ama ne demek istediğimi anladınız sanırım. Yufkayı şu şekilde dörde katlıyoruz. Önce kenarlarını batırıyoruz tencereye. Onu koyuyoruz. Sonra üzerine sosu koymuş oluyoruz. İnşallah bir gün Instagram hesabımda yaparken ne demek istediğimi o zaman anlatırım sizlere. Bu şekilde 7-8 tane ekmeğin üzerine kıymalı sostan gezdirerek servise hazır hale getiriyorum. Burada önemli bir püf noktası ekmeklerinizin çok ince olmaması gerekiyor. Eğer ince olursa bu yağlamanın suyuyla eziliyor. Orta kalınlıkta dememin nedeni buydu. Bu şekilde bakın son dokunuşu yaptık ve şimdi dilimleme aşamasına geçiyoruz. Biz bunu bu şekilde dilimleyerek servis yapıyoruz. Yani bu şekilde yapılıyor zaten. Ve sarımsaklı yoğurt da çok lezzetli oluyor. Tarifimi denemek isterseniz bilgi kutusuna tüm malzeme listesini yazacağım. Kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim. Tarifi dönüp deneyip bana dönüş yaparsanız yine çok mutlu olurum. Yepyeni tariflerde ve videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.